bir daha kriter sormama gerek kalmadı. Alkışlarınızla yeni aşka doğru yolluyorum. Sevdim. Alkışlarınız Deniz Hanım için devam ediyor. Gibi geldi değil mi Deniz nasıl? Hanım? Şöyle geldi. Gördünüz mü nasıl girdiğini? Hala öyle. Hayırdır Deniz? Ay bugün utanan üstüne ne yapacağız biz bunlarla? Bir de utananlar burada. Sen de mi utanıyorsun? Yok. Şöyle girdin ama niye öyle girdin? Biraz heyecanlandım. Heyecanlandın. Evet. Peki Deniz İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet. Aslen nerelisin? O devamı dönüyor koltuk değil mi? Herkes böyle oturan. Herkes böyle burada. Ama biz bu koltuklarımızı yakın zaman içinde yeni dekorumuzla beraber İnşallah. Değiştiriyoruz efendim. Rahat rahat oturacağız şuralarda. Şimdi Deniz'ciğim kaç yaşındasın 28. sen? Çok küçüksün. 28 yaşındasın. Ha, saçlarını çek şöyle önünde. Yüzünü düşmesin. Ha. Görsünler. Görüyor musunuz yüzünü Deniz'im? Deniz, sen çocuk gelişimi bölümünü okudun. Okumuşsun. Çalışıyor musun şu an? Çalışmıyorum, iş arıyorum. İş arıyormuş. Ay, buradan seslenelim. Bütün çocuk gelişimi ile ilgili kurumlara Deniz iş arıyor efendim, bilginiz olsun. Hem eş arıyor, hem iş arıyor. İkisi de olabilir. Hele ikisi olursa çok daha iyi olur, değil mi? Eşle beraber iş. Yani. İşte adam bir gerçek. Evlendikten sonra çalışmayı düşünüyor musun? Evet, kesinlikle. Aferin bak, evet kesinlikle. Sen söyle ol, evlendikten sonra çalışma derlerse de eşin tarafından böyle bir istek de gelirse hayır ben çalışacağım de. Ben bu programdan sürekli onu söylüyorum. Erkekler birbirini öldürecek. Ayaklarım üzerinde. Sokakta ilk gördükleri yerde erkekler beni boğabilir yakında. Eşlerine çalışma diyenler. Çünkü ben bu düşünceden yola mamın nedeni bu düşünceye gelmemin sebebi ben bunu birebir yaşadım. Ben de bir dönem çok faal çalıştıktan sonra çalışmadım. Oturdum ve yanlış olduğunu bile bile yaptım. Aynı hataya siz düşmeyin diyorum. Bence çalışın. Evet. Uzun bir süre ara verdim. Mesleğimi bıraktım. Anlamsızdı. Gerekiyordu. Bir takım zorunluluklar çok bunu gerektiriyordu. Benim durumum daha farklıydı ama elinizden geldiği kadar bunun mücadelesini verin diyorum. Öyle değil mi Hayat Hanım sizce de? Tabii yani, ki. Yani kızların okuması erkeklerden daha önemli derim her zaman. Çünkü erkekler bir şekilde hayatını kazanabilir ama kızlar için öyle bir şey değil. Aynı şekilde evlendikleri zaman da insanların bir kendine ait hayatları olması lazım, bir alanları olması lazım. Devamlı evde oturan bir kadın akşama kadar ki kadın beyni bir de üretir, akşama kadar üretir. Akşam bu sefer huzursuzluklar çıkar. Halbuki erkekler eğer akıllı davranırlarsa kadınları çalıştırmalılar ki onlar akşam geldiğinde yorgun olup fazla kurcalamamalı. Bıdır 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 yapmasınlar etmemeli diye. Bence. Tabii doğru. Tabii ki. Doğru. Buyurun Selçuk Bey. Şimdi bence bayanın dediği gibi onun aynı onun arkasından giderek söyleyeceğim. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Bayanların erkeklerden önce okumaya yani tahsil hayatına ihtiyaçları var. Çalışmaya ihtiyaçları var. Neden? Yarın öbür gün eşiniz ölebilir, ayrılabilirsiniz. Tamamen cız çıplak ortada kalırsınız. Bir emekli maaşı insanın hayatını ne kadar değiştiriyor biliyor musunuz? Yani 100 milyar paran olacağına bir emekli kartın olsun bence daha iyi, önemli. Bir de bu hani bayanların kendini yetiştirmesini, tahsil hayatına devam etmesi bence neden önemli? Çünkü yetiştirdikleri çocuklar ona göre yetişirler. Yeni gelecek nesil
onları daha iyi öğrenirler. Yani cahil bir insandan doğacak olan çocuklar bir nebze nereye kadar yukarı gider? Çünkü o kadın insanlar bildiklerinin %60'ını öğretebilirler. Daha fazlasını öğretemezler. Teşekkür ederim. Yeni bir aşk, yeni bir iş. Yine gülecek, yine den lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader. Bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş. Tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, yenisi bayat. Kendime yeni bir ben lazım. Öncelikle kimseye muhtaç olmamak lazım. İleriki yıllarda da çalışmanın önemi kimseye muhtaç olmamak lazım. Değil mi? Hatta ben şöyle düşünüyorum. Hayat Hanım, sizin yaptığınız iş, hani böyle küçük dokunuşlar diyoruz. O küçük dokunuşlara botoks diyoruz, biliyorsunuz. Hani böyle hanımlar, duyuyorum ki eşlerinden gizli böyle paralar biriktirirlermiş çalışmadıkları ve paraları olmadığı için. Eşleri anlamadan çok mu kızarlar kocalar botoks yapıldığı zaman eşlere? Gidip gizli gizli o paralarla botoks yaptırırlarmış. Şimdi hanımlarda gördüğün gibi erkeklerde de aynı şeyi gördüm ben. Eşlerinden gizli geliyorlar ve duyulsun istemiyorlar erkeklerde. Aa, ve eşi anlamasın istiyor. Erkekler de mi botoks yaptırıyor? Tabii ki yaptırtıyor. Niçin yaptırmasın? Var mı aranızda botoks yaptıran erkek? Allah'ım. Allah korusun diyorsun. Peki yani tabii ki Allah koruyor da yaşlanmaya fazla korumuyor. Diyor ki yaşlandıracağım insanları. Yani bu böyle. Ve her insanın kendisine güven duyması için bir takım şeyler yapar. Kimisi giyinir, kimisi saçını boyar, kimisi ayakkabısına dikkat eder. Herkesin vardır peki, bir şey. Peki sizce bu güzellik, yani kendini iyi hissetme olayı evlilikte önemli midir? Yani evliliğin mutlu gidebilmesi için şart mıdır? Hani kendini iyi hissetmek. Tabii ki insanın pozitif olması etrafına da pozitif duygular aşılar. Bu pozitif olmak için de mutlu olmanız lazım. Bazı şeyleri kendinizi mutlu edecek motivasyonlarınızın olması lazım. Bence yapılan ufacık bir şey motivasyondur. Yalnız onun da ayarını kaçırmamak lazım. Mesela eskiden bunlar yokken insanlar bir sıkıntıları olduğu zaman ya gider saçlarıyla oynarlardı. Özellikle evet, kadın sıkılınca gider saçını değiştirir. Ya gider alışveriş yaparlardı. Daha çok. Tabii ki. Evet. Ya da alışveriş yaparlardı ki mutlu olsunlar diye. Ama şimdi doktora koşuyorlar. Bu çok yanlış. Ne diyorlar? Benim şurada bir çorba karıştırırken ay botoksum geldi, gideyim şu çorbanın altını bir kısayım, botoksumu yaptırayım, geleyim mi diyorlar? Şimdi yani nasıl bir çoğunlukla şeydir? Çoğunlukla başka şeyler var. Yine erkeklerden kaynaklanan şeyler var. Erkeklerin beğenmemesi gibi, erkeklerin başka birilerine bakması gibi, kadınları böyle veya aldatılmış insanlar erkeklerde de aynı şekilde. Bunlar kadınları bu tür şeylere gönderiyor. Yani ben, estetik arayışları aldatılan kadınlarda daha mı çok? Şimdi öyle demeyelim. Bir kere güzel kadınlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Çünkü güzellik vazgeçilmez bir duygu. Güzelliğe alışıyor. Yaşlandıkça o güzelliği kaybediyorum diye bir kere doktora gidiyorlar. Güzelliği kaybetmek istemedikleri için. İkincisi, insan hiç kimse yaşlanmak istemiyor, hiç kimse kırışık istemiyor. Artık öyle ben bir hale geldi. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum. Botoksum geliyor diye hemen koşturuyorum, botoksa yani, geliyorum. Yani gidiyorum. O güzelliğe kimse alışınca da işin gırgırı bir yana. Tabii. Mesela botoks yaptırıyorsunuz. Evet. Diyorlar ki bana bağımlılık yapar mı? Evet diyorum ben, bağımlılık yapar. Çünkü botoks güzel bağımlılık şey yapar. Güzel şey, güzellik bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yapar. Eğer o kaşlar, gözler düşmeye başladığında, yüz aşağı akmaya başladığında yer çekiminden bozuluyor. Ötürü. Peki yapılan size bir sorusu şeyler var herhalde Gül Hanım'ın. Size bir sorusu var evet. Gül Hanım'ın. Mesela ben salata falan yaparken evde o salatalıkları, doğradığım kabukları işte alnıma, yanaklarıma falan koyabiliyorum. İşte çok domatesin güzel kabuklarını falan. Ne o güzel bitene kadar ben yürüyen salata gibi geziyorum evin içinde. Onun faydası oluyor mu acaba? Tabii ki. Yani her şeyin bir faydası vardır yüzünüze sürdüğünüz. Ben şöyle diyeceğim. Benim bir kayınvalidem vardı, Allah rahmet eylesin. Evlendiğimde görümce gibiydi kadıncağız. O kadar güzeldi ama böyle salatalık, domates, efendim işte daha aklınızda şeftali, süt, bal, tereyağı ne pişirse yüzündeydi böyle. Ama çok da güzel bir cildi vardı. Fakat biraz da genetik.
Yani ne yaparsak yapalım, dışarıdan ne kullanırsak kullanalım. Çünkü o kadar çok pahalı kremler var, onları kullanan insanlar da var, yine geliyorlar. Bir küçük müdahaleler isteniyor. Bazı şeylerde birazcık genetiğin etkisi var. Ayrıca bakımın, gıdanın, su içmenin, sigara içmenin, bunların hepsinin çok önemi var. Aynen. Sigara içen kişilerde cilt çok çabuk bozuluyor. Duyuyor yani bakın aynı yaşlarda kişilere çok farklılık var. Şimdi hasta olmamak lazım. Hasta olduktan sonra doktora gidip tedavi olmak. Ama hasta olmamak için ne yaparız? Grip olmayalım diye çaba gösteririz. Ne yaparız mesela? İşte ne bileyim sıkı giyiniriz. Terliyken bilmem ne yaparız. Bez sokarız veyahut da değiştiririz. Yani bir takım şeyleri peki, hasta Yılmaz olmayalım diye mu var? Dikkat ederiz. Doktora aynı mı soruyoruz şey, doktorumuza? Kırışmayalım. Peki. Çok yaşlanmayalım diye de dikkat edip bakmak peki, lazım. Peki Hayat Hanım, Yılmaz amcamda bir soru cevap sistemiyle ilgili istiyorlar. Çok efendim, soru geldi. Buyurun. Estetik nihayet gelip geçici bir olgu. Bu görüyoruz günlük hayatta 4 sefer, 5 sefer gerdiren bilmem ne yapanlar var. Fakat Allah'ın verdiği güzelliği bozup da estetik yaptırmalar bu manası yok. Bir yerde affedersiniz. Doğuştan bir arızası olursa vücudunda görünen bir yerinde o düzeltilebilir ama Allah'ın verdiği cemal doğduğun günden neysen onunla beraber gidebilir doğru. Diyorum. Çok doğru, çok evet. Haklısınız. Benim zaten felsefem şudur. Hiçbir zaman insanın yüzünü, naturasını bozmamak. Ama Allah'ın verdiğinde benim kırışığım yoktu. O sonradan oldu. Yoktu ben diye o kırışığımı şimdi gideririm. Ama ben burnumu değiştirtmem. O benim çünkü. Evet. Ha, şimdi ama kırışık istemem. Doktor Hanım tamam da ama nihayet ama bu şöyle kırışık. Bir şey yapalım mı? Yılmaz amca bir dakika. Şöyle bir şey yapalım mı? Bazı insanlar kırışırlar, bunu severler. Böyle yaşlanmak isterler. Bazıları zamana direnç göstermek ister. Botoks yaptırır, uygulama yaptırır ama öyle mutlu olur. Önemli olan mutlu olmaktır. Tabii. Mutlu olmaktır, mutlu olmak. Tabii. Mutluluğun yolları nereden geçerse geçsin. Mutlu olalım yeter. Evet, kendi aramızda konuşmayalım. Kendi aramızda konuşmayalım. Medet Bey, mikrofon verir misiniz Medet Bey'e? Medet Bey, düşün ki evlendin, eşin sana dedi ki yahu benim de gözümün şurası düştü, burası buram sarktı, işte ne bileyim göğsümde şöyle oldu, göbeğimde böyle bir estetik yaptırayım, izin verir misin? İzin vermek değil, kendim götürü yaptırırım, niye izin vermiyorum? Vay 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 vay. Kendim götürü yaptırırım. Sonra o gibi olaylarda izin almasına gerek yok. Peki erkek olarak şimdi sana yine soruyorum. Senin de diyelim ki mesela bana göre senin botoksun gelmiş. Şuranı kaldırsan örneğin aranda bir şuralarda çizgi varsa onlar gitse kolay dokunuşlarla yaptırmak ister misin? Birisi sana gel yapalım dese. Ya tabii ki yaptırırım yani bir şeylik varsa yaptırırım yani niye yaptırırım? Ama gerek duymuyorsun çok yakışıklısın diyorsun sen öyle değil mi kendini? Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Tabii ki. Selçuk Bey'e verelim. Söyle Selçuk Bey. Şimdi doktorumuz biraz önce söyledi ya. Hani bir alışkanlık yapıyor diye. Hani boyuyorum saçlarımı söyledim ben. Bu da zaten. Bir alışkanlık. Bunu, evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim eşim, rahmetli eşim benim saçımı boyardı. Çok güzel. Evet. Hem de benim ben berbere gitmezdim. O benim berberliğimi yapardı. Evde boyardı, ederdi, şey yapardı. Yani bu o alışkanlık bana kaldı şimdi. Kendimi çok yaşlı hissetmiyorum. Bir de artı bir şey ilave etmek istiyorum. Hani bayan dedi ya kendine sigara içmemek. Ben sigara çok içmiyorum. Güzel. Her suyumu normal her gün içerim. Ve ama sigara her içme. Akşamda, her akşamda en az yarım kilo yoğurdum var benim. Bol su, bol yoğurt fakat evet. Yok sigara diyorsun. Şahane. Evet. Deniz bu arada biraz seninle konuşalım. Hiç evlenmemişsin. Zaten yaşın da çok küçük. Evlilik senin için nasıl bir müessese çocuğum? Nasıl bir şey?